Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edilene göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar. Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Keffaret. Yorgunluk yani Müslümanın yorulması. Hastalık, tasalanması, kederlenmesi, sıkıntı çekmesi, gam çekmesi, ayağına diken batması. Ne kadar küçük şeylere bile Cenab-ı Hak e, kefaret sayıyor, günahlarını siliyor kulunun. Allah'ın rahmeti, merhameti ne kadar geniş elhamdülillah. <laughs> Hadis-i şerif geçici olsun, sürekli olsun, fiziki olsun, ruhi olsun. Geleceğe yönelik olsun, geçmişe ait olsun, gam, keder, yorgunluk, hastalık gibi Müslümanı üzen, zorlayan her çeşit sıkıntı sebebinin hatta ayağa batan bir dikenin bile Müslümanın hatalarına kefaret olacağını bildirmektedir. Bu hadis-i şerifi okuduktan sonra hayatta Müslümana hiçbir şey sıkıntı vermez. Çünkü başına ayağına diken bastı derken olsun günahıma kefaret nasıl olsa bir yere ağrısa, bir hastalık olsa, bir yerine çıban çıksa, bir yere yaralansa, ne bileyim malını kaybetse, bir üzüntü gelse kalbine, morali bozulsa, hiçbir şeye üzülmez. Her şey kar onun için. Her şey günahlarına kefaret. Günah yoksa terfi, derece at derecesinin yükselmesi, ecir. Bu da başa gelen her belanın mutlaka ceza anlamı taşımadığını göstermekte göstermektedir. Yani başa gelen Musibetler, sıkıntılar bazen ceza olur, bazen de rahmet olur. O insanı temizler günahlarından. Mühim olan başa gelene sabredebilmektir. Sıkıntılarının günahlarına kefaret olduğunu bilen Müslümanın dayanma gücü artacak, morali düzelecektir. Hadis-i şerifin sabırla ilgili olarak burada zikredilmesinin asıl maksadı da bu olmalıdır. Hadis-i şerif hastalıkların ve Müslümanı üzerine her şeyin, Müslümanı günahlardan temizlediğine delildir. Yani ufak tefek şeyler de önemli değil. Onlara da karşılık olmaz. Büyük şeylere karşılık verir İnsanlar olsa öyle bakarlar. Ama Cenab-ı Hak zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür. Zerre kadar kötülük yapan karşılığını görür. Buyurdu gibi. Zerre kadar sabreden de karşılığını görüyor. Ufacık bir ağrı, sızı, ufacık bir diken batması. Yani hiçbir şey olmasa kalbine gelen üzüntü ona bile. Cenab-ı Hak bir karşılık veriyor. İnsan hem eza çekmek hem de onun sevabından mahrum kalmak gibi iki zarra katlanmamalı, başa gelene sabretmelidir. Yani eğer insan imanı zayıf olur, Allah'tan sevap beklemez, sabretmezse başa gelen musibetin acısını çeker, sevabını da alamaz. Çok büyük bir kayıp. Unutulmamalıdır ki asıl belaya uğrayan sevaptan mahrum kalandır. O zaman ağrısı olan, sızısı olan, hastalığı olan insanlar sabretsin, sevinsin günahlarımıza kefaret oluyor diye Allah'tan şifasını da istesin. Bela ve musibetler her zaman ceza değildir. Bazen rahmet olur insana. Sabreden mümin için sıkıntıları günahlarına kefaret olur. Bu da büyük bir nimettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya uğratır. Hadisimiz başa gelen sıkıntıların bazen lütuf ve hayır vesilesi olacağını açıkça ortaya koymaktadır. Burada söz konusu olan bela ve musibetlerin neler, neler olabileceğini ise Bakara Suresi'nin 155. ayeti açıklamıştır. Allah Teala şöyle buyuruyor: Sizi biraz korku biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Demek ki korku, açlık, malın eksilmesi, hastalık bunlar imtihan. Önceki iki hadiste de görüldüğü gibi bela ve musibetler sabır gösterilirse ya günahların bağışlanmasına ya da burada işaret edildiği üzere hayır ve ecellere vesile olur. <laughs> Nitekim İmam Gazali konuya üç ayrı yorum getirmiştir. Bir, münafığın başına gelen musibet ve hastalıklar. Münafık sıkıntıya sabretmeyip şikayette bulunduğu için bunlar onun hakkında tam bir ceza anlamı taşır. İki, müminin hastalık ve musibeti. Mümin bunların Allah'tan geldiği bilinci içinde sabreder. Böylece de sıkıntıları günahlarına kefaret olur. Üç, şükür ve rıza halindeki olgun müminlerin hastalık ve sıkıntıları. Bunlar bela ve musibet halinde de Allah'a hamd ve şükür vazifelerini yerine getirirler. Öylece onların sıkıntıları Allah katındaki derecelerin yükselmesine vesile olur. Netice olarak şunu unutmamak gerekir ki, bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah katında sağ derece sahibi olmanın bir yolu da bela ve musibetlere uğramaktan geçmektir. Bu durumda yapılacak iş başa her ne gelmişse onu sabır ve rıza ile karşılamaktır. Bela istenmez tabii ki ama gelince sabretmek. Gelince onu fırsat bilmek. Müslümanın asıl kazancı buradadır. Bir anlamda sabır Müslüman için hem olumsuzluğu lehine çevirmeye, her olumsuzluğu lehine çevirmeye imkan vermektedir. Başa gelen her bela ve sıkıntı mutlaka bir ceza değildir. Bir kısmı cezadır, bir kısmı rahmettir. Müslüman bela ve musibetlere sabretmek suretiyle Allah katındaki derecesini yükseltebilir.